TGRT televizyonları olarak Tokat Niksar'da Baykent Yapı Ürünleri'ne konuk olduk. Yanımızda kurucu Ercan Bey var. Ercan Bey, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? 1960 Niksar doğumluyum. Lise eğitimi için 1975 yılında İstanbul'a gittim. Ondan sonra Niksar'la ilişkilerim kopuk oldu. Aile ziyaretleri, bayramlar, düğünler için gelirdim. Ama İstanbul'da işime de profesyonel hayatıma devam ederken arkadaşım Hicabi Özgen'le birlikte 2006 yılında Baykent Yapı Ürünlerini kurduk ve Niksar'da özel sektörde ilk defa toplu konut inşaatını başlattık. 2006 yılında Baykent sitesiyle ismiyle 48 konutumuzu ürettik. 2007-2008 yılındaki Uzak Doğu'da başlayan krizle birlikte benim İstanbul'daki işlerim çok iyi gitmeyince Niksar'da inşaat yapmaya karar verdim ve 2014 yılından beri Niksar'dayım. Niksar'da ihtiyaç olan ve ortağımın eski mesleği olan inşaat malzemeleri mağazası açmaya karar verdik. Bir senedir de konut inşaatlarımızla birlikte inşaat malzemeleri satıyoruz. Bizlere yapmış olduğunuz inşaat projelerinizden bahseder misiniz? Tabii biz her zaman zamanın ilerisinde, yani Niksar'ın ilerisinde olmaya çalıştık. Yaptığımız inşaatlarımız standartların dışında olsun istedik. Her yeni projemiz bir öncekinden daha kaliteli, daha güncel ve daha kaliteli oldu. Şu anda bunu iddia ederek söyleyebilirim ki son bitirdiğimiz proje Niksar'ın en kaliteli evlerindendir. Kalite politikanızdan bahseder misiniz? Ben bu malzemeyi kendi evimde kullanır mıyım diye bakıyoruz. Ortağım da ben de aynı düşüncedeyiz. Zaten bunun için iyi anlaşıyoruz. Biz ürün seçerken bina içerisinde kullanacağımız seramikler olsun, dolaplar olsun, diğer bütün malzemeleri önce biz bu malzemeyi kendimiz için kullanır mıyız diye bakıyoruz. Eğer kendimize uygun görürsek inşaatlarımız için de uygun diye düşünüp o şekilde seçim yapıyoruz. Biz Niksar'da güzel bir mahalle oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün arsa stoklarımız ve ürettiğimiz konutlar hepsi aynı bölgede, Bağlar Mahallesi'nde. Ama artık Bağlar Mahallesi değil, neredeyse Baykent Mahallesi olmaya başladı. Baykent konutları 52 dönüm arazi üzerinde şehrin yeni gelişmekte olan ve şehrin nefes alacağı caddeler üzerinde yapılmaktadır. Bu 52 dönüm alan içerisinde sosyal alanlar da mevcut. Bunların içerisinde çocuk parkı, dini tesis yeri. Bu alan üzerinde belediye başkanımızın da katkılarıyla geçtiğimiz yaz içerisinde bir cami inşaatı başlattık. Sağ olsunlar, lütfettiler. Bizim camimizin adını da Baykent Camii olarak koydular. Ondan dolayı kendilerine ve tayin olan giden müftümüze çok teşekkür ediyoruz. Camimizin kaba inşaatı bitti. Çatısı kapanmak üzere. Umuyorum önümüzdeki yaz ya da bayramlarda inşallah namaz kılacağız. Bizlere inşaatlarda kullandığınız ürünlerin kalitesinden bahseder misiniz? Yurt içinde kendisini kanıtlamış markalarla çalışmaya çalışıyoruz. Örneğin Batarya grubunda, Vitrifiye grubunda Kreavit kullanıyoruz. Kreavit bugün artık Türkiye'de kendisini kanıtlamış çok kaliteli bir markadır. Her zaman servis ağıyla, kullanım sonrası hizmetleriyle bizleri, müşterilerimiz karşısında her zaman memnun eden bir markadır. Bunun gibi diğer ürün seçimlerimizde mutlaka tanınan, bilinen, referanslı ürünleri kullanıyoruz. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? İleriye yönelik hedeflerimiz tabii ki önce güzel bir Niksar. Güzel Niksar olması için de doğru yapılaşma olması lazım. Biz de kendi yaptıklarımızla birlikte diğer müteahhit arkadaşlarımıza örnek olmaya çalışarak Niksar'ın doğru, düzgün, planlı, çarpık yapılaşmadan kurtulmuş, düzgün bir şehir olmasını istiyoruz.